Afrika, zirvelerden derinlere. 20. yüzyılın başlarında kâşiflerin artık her yere gitmiş oldukları düşünülüyordu. Çünkü okyanusların tümünde dolaşmışlar, kıtaları keşfetmişlerdi. Kuzey ve Güney Kutbu da keşfedilmişti. Ama bakalım daha nereye gittiler? Batıya. Doğuya. Kuzeye. Güney'e. Peki başka neresi kaldı? Hiçbir yer kalmadı. Evet, hiçbir yer kalmadı. Onlar da rahat ve sıcak evlerinde oturdular. Kağıt oynadılar. Hala keşfedilmeyi bekleyen birçok şey vardı. Ne güneyde ne kuzeyde ama yukarıda. Ve aşağıda. Herkesten çok daha yukarı çıkmış ve en aşağı inmiş bir adam biliyorum ben. En yukarı, en aşağı. Kim ki bu? Anlatacağım, yukarıdan başlayalım. Bunun başlangıcına bakalım. Ne zaman başlamıştı? Ha evet, 1783'te Fransa'da küçük bir şehir olan Anon'da Jacques Eaton ve Joseph Michel Montgolfier kardeşler vardı. Bak, duman yükseliyor. Bulut gibi havada asılı kalıyor. Isı onun yukarı doğru gitmesine neden oluyor. O halde bir balonun içindeki havayı ısıtırsak o da yukarı doğru çıkar mı? Denemek ister misin? İpleri bırakın, hadi! İşe yaradı. Biraz daha çalışmamız gerekiyor. 1783. Montgolfier'ler Pilatre du Rosier ve Frances Luron d'Arlande isimli yolcularla ilk uçuşlarını gerçekleştirdiler. Balon bir taşıma aracı olarak değil, spor için kullanılıyordu ve balon kullananlar daha yükseğe, güneşe doğru en yükseğe gitmeye çalıştılar. Ancak 7000 metrenin üstünde nefes almak imkansız hale geliyordu. 1875'te iki kişi ölünce uzun seneler hiç kimse balonla yükselmeye cesaret edemedi. Ta ki Brüksel Üniversitesi'nde bir gün İsviçreli bir profesör... Everest'a dünyanın en yüksek zirvesi. 8850 metre. Zor da olsa nefes alınabiliyor. Daha yüksekte 12000 metrede stratosfer var ve orada basınç azalır ama kozmik ışınlar güçlü olduğundan sıcaklık artar. Ne yazık ki kimse bunun üzerinde çalışmıyor. O zaman neden gidilemiyor? Buyurun küçük hanım. Sizin de söylediğiniz gibi o yükseklikte nefes almak için yeterince hava yok. Kesinlikle ama... Nesi var onun? Düşünüyor, göreceksin, böyle zamanlarda bizi unutur. İşte baylar, balon sepeti metalik olunca basınçtan etkilenmeyecektir ve böylece stratosfere kadar çıkabilecek. Bu işe yaramaz. Kaçaklar olur. Bu da ölüme yol açar. Eğer duvarları yeterince kalın olursa kaçak olmaz. Onu asla bilmem. Sakin olun beyefendi. Size bu sorulmuyor. Bu proje ilginç ve üzerinde çalışmaya değer. Ama bir servete mal olacak. Belçika hükümeti bilimin yararına masrafları karşılayacak. Bu gözlüklerle ne yapıyorsunuz Profesör Picard? Benim buluşlarımdan biri. Bununla yakını görebiliyorum. Bu şekilde de uzağa görüyorum. Ben de kendi gözlüklerimle yakını çok iyi görebiliyorum. Ama uzağa da görmek gerekir. Ayrıca ben Profesör Picard'ın projesini destekliyorum. Siyah mı? Siyah mı boyanacak? Emin misin? Sadece yarısı. Bilirsiniz Bay Kipfer. Siyah sıcağı emer, açık renk metal ışını yansıtır. Eğer hava soğuk olursa ısınmak için siyah tarafımızı güneşe döneceğiz. Eğer hava sıcak olursa tam tersini yaparız. Beyler, Bavyera'da bulunuyorsunuz. Uçuş lisansınız var mı? Lisans mı? Lisansınızın olması gerekiyor. Sizin lisansınız var mı Bay Kipfer? Hayır profesör, ya sizin? Benim de yok. Lisans olmadan uçamazsınız. Hem sonra bu da nedir böyle? Bu ağırlık kurşundan. Daha yükseğe çıkmak istediğiniz zaman kabini hafifletmek için bunu aşağı atıyorsunuz. Böyle kurşundan bir ağırlığı insanların kafasına doğru mu fırlatacaksınız? Bunu yapmanıza izin vereceğimi mi sanıyorsunuz? Burada neler oluyor? Bu kişilerin ellerinde lisansları yok. Ayrıca yukarıdan da kurşun atacaklar. Bu yasak. İşte uçuş için gerekli kağıtlar. Bir an önce balona gitmemiz gerekiyor.
bırakın. Haydi, 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 haydi. Bu kadar çabuk olmaz. Suçlusunuz. Kaçıyorsunuz. Tutuklanacaksınız. Geri gelin. İtiraz ediyorum. Geri gelin. Yola çıkmış olduk değil mi? Şimdi çıktık sayılır. Aa, öyle mi? Ama emin misiniz? 2000 metredeyiz. Hızla yükselmişiz. Aa, hayır, kabin düştüğünde yalıtkan kırılmış olmalı. Hava sızıntısı var. Birazdan nefes alamayacak hale geleceğiz. Düşecek miyiz? Hayır hayır, ben o deliği tıkayacağım. Altı bin metre. 6500 metre. Dokuz bin metre. Biraz oksijen salınımı yaparsak basıncı düzenlemiş oluruz. Daha rahat nefes alınıyor ama şimdi de çok soğuk. Kapsülün siyah tarafını güneşe doğru çevireceğim. Ha, motor bozuldu. Ha, çabuk sıcak tutacak kıyafetlerini giy. İşte. Bir bu eksikti. İçeri kar yağıyor. Yoğunlaşma meydana geldi. 12 bin metre. Tamamdır, stratosfere ulaştık. Ağırlıkları atalım ve yükseğe çıkalım. Çok sıcak oldu, 25 derece. Vanayı test edeceğim, bakalım ne olacak. Hidrojen çıkış vanası kilitlenmiş. Aşağı inemeyeceğiz. Tekrar etmemiz lazım, yoksa balonun patlama riski var. Profesör, 15 bin metreyi geçtik. Kimse bu kadar yükseğe çıkamamıştı. Ama aşağıya nasıl ineceğiz? Gökyüzünde hapis kaldık. Geceyi beklememiz gerek. Balon şu anda hidrojen güneş ısısıyla dolu olduğundan genişledi. Gecenin serinliği onu soğutacaktır. Umarım inebilmemiz için bu yeterli olur. Çok sıcak. Güneye doğru gidiyoruz. Saat sabah 8. 15.800 metredeyiz. Yaklaşık Himalayalardan 2 kat daha yüksek. 39 derece. Sıcaktan bunaldım. Biraz cesaret. Suyumuz da kalmadı. Biraz sabırlı olmalıyız. 18 saat oldu. Sıcaklık biraz azaldı. 4 saatlik oksijenimiz kaldı. Umarım yeterli olur. Ne? İnişe geçtik. Evet. 13.000 metre. Bu çok yavaş. 22,5 saat oldu. Hızlı bir şekilde inmeye devam ediyoruz. 9000 metre. 8700 metre. 8000. Ne, hiçbir şey görünmüyor. Burayı açalım, nefes alabiliriz diye düşünüyorum. Çabuk ağırlıkları at, yoksa çarpacağız. Kaskını da tak. Yere indiğimiz anda vanaları açıp balonun havasını çabuk bir şekilde boşalt. Umarım bu kordon da buraya sıkışmamıştır. Ne?
sabah olmuş arkadaşım. Dışarı çıkabilirsiniz. Vadiye inelim. Başardık. No, no, hayır. Dikkat edin. Bana söz vermeni istiyorum. Bir daha hayatını tehlikeye atmayacaksın. Beni ve çocukları düşün. Peki Marian, sana söz veriyorum. Söylesene baba, büyüyünce ben de seninle gelebilir miyim? Auguste Piccard dalgın bir adamdı ve tabii ki verdiği sözü unuttu. Kısa bir süre sonra 17 bin metre yüksekliğe ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Ama aynı zamanda derinlere doğru da gitmek istiyordu. Ne komik gözlükler. Nereden çıktılar bilmiyorum. Gerçekten komik. Evet, bakın nasıl. Kapalı bir kapsülün içinde 17 bin metre yüksekliğe ulaşabiliyoruz. Efendim? Evet genç adam. Acaba denizde hangi derinliğe inebiliriz? Mükemmel bir soru. Denizin altında derinliği 10 bin metreden fazla sualtı çukurları bulunmaktadır. Bu derinlikteki basıncı düşünebiliyor musunuz? Benim hesaplamalarıma göre 1 santimetre kareye 1000 kilodan fazla basınç düşüyor. Bu çok fazla. Santimetreye 1000 kilo. İnsan tamamıyla ezilip yok olur. Tahta kurusu gibi. Santimetre kareye 1000 kilo. Tamam ama merak ediyorum. Neyi var? Düşünüyor ama neyi? Küre şeklinde metal bir kabin yüksek basınca dayanabilir. 10 bin metre derinliğe kadar dalınabilir. Santimetre kareye 1000 kilo basınç. Düşünebiliyor musunuz? Böcek gibi ezilirsiniz. Sanmıyorum. Eğer duvarları çelikten ve yeterince kalın yaparsanız. Ama o zaman da çok ağır olacak ve dibe çökecek. Sonra da hareket edemeyecek. Balona bağlı kabin gökyüzünde yükselmişti, öyle değil mi? Bu çok normal. Çünkü balon hidrojenle doluydu. Ama buradaki basınç sizi ezer geçer. Ama burada sudan daha hafif olan benzinle dolduracağım. Ve ona derinlik gemisi anlamına gelen Pasifik adını vereceğim. Proje savaş nedeniyle ertelendi. Nihayet 1948'de... Bu kronometre döküm külçelerinin düşmesi ve batiskafın dipten yükselmesi için tetikleme görevi görüyor. Kalkıştan önce kesinlikle çalıştırmamak lazım. Aksi takdirde bu. Elbette, elbette. Öyleyse yarın sabah yapacağımız ilk dalış için her şey hazır. Bu saat doğru değil. Bu külçeler 2 ton çekiyor. Mıknatısları çektiğimizde bunlar aşağı doğru düşecekler ve batiskaf otomatik olarak yüzeye doğru yükselecek. Bu güvenlik için. Neredeyse öyle olmak üzere. Bir şeyler unutmuşum gibi geliyor. Sanırım ben dalgınlıkla değiştirdim. Neyi değiştirdin? Kronometreyi. Üzgünüm Teğmen. Saatleri doğru şekilde ayarlamak gibi bir alışkanlığım var. İyi bir İsveç geleneği. Neyse ki batiskafa bir şey olmadı. Yarın devam ederiz. İlk denemeyi yapacağım. Kim benimle gelmek ister? Ben isterim. O halde kısa çöpü çeken. Bu benim. Ben çektim. Pekala. Her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol edeceğim Bay Mono. Bu şey çok zekice bir buluş. Bununla serbestçe dalış yapabiliyorsunuz. Her şey yolunda. Kabine girebilirsiniz. Hadi benzini pompalayın. Kralını alırım. Mat oldum. Teğmen. Git buradan.
Ya çok sıcak oldu. Baksanıza ne şirin balıklar. Ve de çok küçükler. Ne? Aa! Hala bir şey yok mu? Hiçbir şey. Şimdiye kadar çıkmaları gerekirdi. Orada bir ışık var. Nihayet bu Batiskaf. Sağ salim döndüler. Dikkat edin. Küçük bir kıvılcım her şeyi havaya uçurur. Çekiyoruz. Hiç hasar var mı? O halde daha iyisini yapmak gerekir. Bana kağıt ve bir de kalem verin. Hayır, iki kalem verin, iki kalem. Gördüğün gibi Jack, yüzen nesne çelik bantlarla çevrili olacak. İçinde demirden yapılmış her biri en az 10 tonluk iki tank bulunacak, anlıyor musun? Evet baba, bu Batiskaf'ın daha derinlere inebileceğini düşünüyorum. Suyun 10 kilometre derinine. İmkansız! Basınçtan ezilirsiniz ve kabinede su dolar. Sonra da yüzeye çıkamazsınız. Delilik bu, delilik! İmkansız! Sanırım bunları daha önce de duymuştum. Pekala, iş başına. Biz yeni Pasifik'i yapmak için İtalya Terni'deki çelik fabrikasına gidiyoruz. Toulon'da yeni bir Batiskaf inşa edeceğiz ve herkesten önce biz onu denize indireceğiz. İşte profesör, küre orada. Binlerce ton basınca dayanacaktır. İnanın bana. Binlerce, buna eminim. Milyonlarca, milyarlarca. Hadi gidelim. Derinlik rekorunu biz kıracağız. Göreceksiniz, göreceksiniz. Dakikada bir metre iniyoruz. Baksana, dev gibi bir mürekkep balığı. Alo Giuseppe, beni duyuyor musun? Çok iyi profesör, her şey yolunda. Bu da nedir böyle? Bunun bir Yunus olduğuna eminim. Bizimle iletişim kurmak istiyor. Derinlik 1000 metre. Bu kar gibi görünen şeyler küçük canlılar olan milyonlarca plankton. Işıkları kapat. Güneş ışığı hiçbir zaman buraya kadar inmez. 1500 metre. Hadi. Derinlik 3000 metre. Dibe yaklaşıyoruz. Ağırlıkların bir kısmını yavaş yavaş atacağım baba. İyi fikir. Ben de sonları takacağım. Dibe 100 metre kaldı. 90. 80. Çok hızlı gidiyor. Ağırlıkları bırak. Neredeyse dipteyiz. Bak. ...3500 metre derinlik. Hiç kimse bu kadar derine inmemişti. 2100 metre derinlikteyiz. Rekor kırdık. Sanırım artık yukarı çıkabiliriz. Bu kesinlikle bir rekor. En iyisini biz yaptık. Biraz daha ağırlık bırak da dibe inelim. Ne dersin ha? Bu derinlikte bile her yer bu kadar karanlıkken yaşam devam ediyor. Keşfedilecek ne kadar çok şey var değil mi? Yukarı çıkmalıyız baba. Benzin soğuyor ve hacmi küçülüyor. Haklısın, vakit kaybetmeyelim. Acaba neredeler? Ama nerede kaldılar? Oh.
Yüzeye çıktık. Suyun boşalması için vanayı aç. ...3500 metre. 2100 metre derinliğe indik ve bu rekor uzun süre kırılamayacak. Bu kesinlikle iyi bir rekor. Girin. Teşekkür ederim çavuş. Bakalım ne yazıyor. Profesör Auguste Piccard ve oğlu Jacques Trieste ile 3500 metre derinliğe indiler. Keşfedilmeyi bekleyen dünyadaki en derin çukuru, Marian Çukuru. Bizde para kalmadı artık ama Amerikalılar Trieste'i satın almak istiyorlar. Beni de pilot olarak. Bu kabul edilebilir bir öneri. Bu bizim son şansımız. Sonuçta senin zaten benim yaşımda birinin performansı. Marian Çukuru Pasifik Okyanusu'nda Guam Adası açıklarında bulunmaktadır. Dünyanın en derin çukuru. 10.000 metre. Suyun uyguladığı basınç gerçekten çok fazla ve ezici. Ya köpek balıkları? Onlar bize dokunmuyorlar. Elektrik tesisatını gözden geçirmeye gidiyorum. Hemen Don Welch'i bulup ona haber ver. Damon Welch, Jack sizi bekliyor. Tamam, geliyorum. Gelin, hemen dalıyoruz. Dalışın başladığı saat 8:20. İyi şanslar. Dalış hızı dakikada 1 metre. Öğleden sonra dibe varmış oluruz. Her şey yolunda mı? Hangi derinliktesin? Evet evet, her şey yolunda. 2000 metredeyiz ve devam ediyoruz. Saat 1:30. 7000 metredeyiz. Her şey yolunda. Saat 1:45. 8200 metredeyiz. Everest Dağı'nın yüksekliğinde. Nedir bu? Basınç kabini deforme ediyor. Kabin küçülüyor ve boyaları dökülüyor. 10.000 metredeyiz. Yavaşlıyorum. Dibe 50 metre kaldı. 40. 20 metre, 15 metre. Oh, bak. Bu derinlikte yaşayan bir canlı. Bu inanılmaz. Farkında mısın? Pencere 50.000 litre suyun basıncına dayanabiliyor. 13 saat 6 dakika sonunda şu anda dipteyiz. Giuseppe, çukurun dibine indik. Bunun faydası yok. O artık seni duymuyor. Trieste! Sizi duyabiliyoruz. Bravo! Sesin yukarı çıkıp tekrar aşağı inmesi 14 saniye sürüyor. Burası çok soğudu. Geri dönmeliyiz artık. Ağırlıkları bırakıyorum. Gidelim artık. 13 saatten beri onlarla bağlantı kuramıyorum. Kesin başlarına bir şey geldi. Bravo! Bravo! Bugün 23 Ocak 1960. Denizin altında 11.000 kilometre derinliğe indik. Hiçbir zaman kırılamayacak bir rekor bu. Hiçbir zaman mı? hiçbir zaman dememelisin. Hiçbir zaman. Çünkü okyanuslarda bundan daha derin bir çukur yok. Evet, hiç kimse bir daha 11.000 metre derinliğe inmedi. Piccard'lar gerçek öncülerdendi. Onlar deniz altında yapılacak keşiflerin yolunu açtılar ve orada keşfedilecek o kadar çok ve harika şey var ki. Deniz altındaki dağlar, volkanlar, yeryüzünün derinliklerinden çıkan kaynar sularda yaşayan fantastik canlılar, hatta deniz canavarları, boyu 20 metreyi bulan ve balinaların, ölümcül düşmanlarının onlara ulaşamadığı dev mürekkep balıkları.